Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutallak'ın Sesi Gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran, Malatya Akçadağ ilçesinde Aliçeri Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Nurettin Tuna ile mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarın misafirperver cana yakın bir muhtarımız. Kendisine bizi çok güzel bir şekilde karşıladı, ağırladığı için, izlediği ikramda bulunduğu için teşekkür ediyoruz. Evet muhtarım, birinci dönem seçildiniz, genç ve dinamik bir muhtarsınız. Değil mi efendim? Mahalleye dönüşen köyümüz kaç hane öncelikle efendim? 60 hane. 60 hane. Nüfus ne kadar? 500'e yakın. 500'e yakın bir nüfus var ama dağınık bir köydü, mahalle oldu. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Arka tarafta da camisi gözüküyor sayın izleyiciler. Minaresi yok. Buraya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bir minare yaptırmasını ben araştırmacı gazeteci olarak rica ediyorum. Doğru mu efendim? Doğru. Yani bu civarda pek minareye denk gelmedim. Doğru mu? Yok, burada yok. Evet. Biraz sonuç çağında var. Başka yerde yok. Bir yerde var değil mi? Bir köy. Evet. Bir de Derinboğaz'da var. Buradan bu mahallenin camisine bir minare yaptırmasını rica ediyoruz. Evet. Evet, Nurettin Bey. Alt yapısı kanalizasyonu yapıldı mı efendim? Yapılmadı. Müracaat ettiniz mi? Ettik. Kaç defa ettiniz? 3 sefer müracaat ettik. 3 defa. Evet. Gelip ölçüm yaptılar mı efendim? Yok. Ölçüm de yapmadılar. Evet. Sayın izleyiciler, yani 60 hane, 500'e yakın bir nüfus var. Çok güzel. Artı Levent Vadisi arka tarafta kalıyor. Doğru mu efendim? Evet, orada gözetleme terası da var. Evet. Tabii her vatandaş da gidip de terastan bakamıyor değil mi? Evet. Gitmez. Evet. 6 cam. Tabii. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Bir de burada var galiba. Evet, cam burada. Burada da cam, orada da aynı şekilde böyle sistem var. Arkadaşlar onu da belirtelim. Şuradan da yine bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza sesleniyorum. ABD ürünlerini boykot edelim arkadaşlar. Ülkemize başlatmış olduğu ekonomik yaptırımlardan dolayı Amerikan ürünlerini almayalım arkadaşlar. Bundan sonra hiçbir Türk vatandaşını, vatanı, milletini seven her Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin ürünlerini satın almasın arkadaşlar. Boykot edelim. Doğru mu muhtarım? Doğru. Evet, doğru. Onu da ilk olarak buradan belirtelim. Evet, birlik beraberlik olursak, tek yumruk olursak evelallah bize hiçbir güç diz çöktüremez. Onu da belirtelim. Evet muhtarım, köy konağı muhtarlık odası var mı? Yok. Yok. Niye müracaat ettin muhtarım? Yok, satın okulu köy odası olarak kullanıyorum. Okulu köy odası olarak. Tadilatı yapılmış galiba değil mi efendim? Evet, okul da arkamızda Nevin Hanım, onu da gösterelim. İmam lojmanımız da burası. Nevin Hanım, burayı da gösterelim. Tarihi bir bina, imam lojmanı. İşte bizim eski evlerimizde aynı şekilde sayın izleyiciler. En sağlıklı evler bunlar. Onu da belirtelim. Yazın serin, kışın sıcak. Evet. Değil mi efendim? Evet. Onu da belirtelim. Okul kapalı. Kaç tane öğrencimiz var taşımalı giden efendim? Taşımalı yok. Hiç yok. Olmadı. Ya kış aylarında direkt ben Malatya'ya mı gidiyorum? Malatya'ya gidiyor. Yakın, fazla da uzak değil. Evet. Sayın izleyiciler. Sokaklara parke taşı yapılmamış galiba. Nevin Hanım, sokakları da gösterelim. Yollarımız var zaten. Evet. Yollar. Ara yollara mutlak parke taşı döşenmeli veyahut da asfaltlanmalı. Asfaltlanmalı. Değil mi efendim? Evet, ya bu hizmetler artık yapılmalı. Madem köyler mahalle oldu sayın izleyiciler, mahalleye dönüşen hizmetlere, yani mahalleye dönüşen köylere, merkez mahallelere hangi hizmetler yapılıyorsa mahalleye dönüşen kırsal mahallelere de aynı hizmetler yapılmalı. Evet, doğru. Çünkü burada da aynı insanlar yaşıyor. İlde de, ilçede de aynı insanlar yaşıyor. Değil mi? Hepimiz evet. Neticede insanız. Onun için hizmet kim için yapılır? Biz insanlar için yapılır. Hizmetin eşit ve adil yapılmasını, dağıtılmasını yetkililerden ne yapıyoruz? İstiyoruz. İstiyoruz, rica evet, ediyoruz. Evet. Çocuk parkı var mı efendim? Yok. Çocuk parkı da yok, evet. Sağlık evi var mı? Yok. Burada en yakın yerde sağlık evi nerede var? Develi. Develi'de var. Evet. Kaç kilometre Develi? 8-9 13-14 kilometre sayın izleyiciler. En azından sağlık evlerinin olmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Aile hekimliği, orada sağlık evi mi var? Çok uzak arkadaşlar. 13 kilometreye gidecek, 13'te gelecek, 26 kilometre. İlçeye gider 20 kilometre, 25 kilometre, 50 kilometre. İlçeye gider, evet. Onu da belirtelim ama buraya da bir sağlık evi yapılmasını, personel vermesini ne yapıyoruz? İstiyoruz. İstiyoruz, rica ediyoruz. Burada bir de köyde, köy iken muhtarlık yapan arkadaşımız. İsim ne efendim? Siz Mahmut Sayın abi. Mahmut? Sayın. Sayın, evet. Hiç hizmet yap, şöyle gel muhtarım. Eski muhtarımızlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu eski muhtarlarımız işte hep cebinde yıllarca ne yaptı? Prim ödedi değil mi? Evet. Şimdi devletimiz ne oldu? İşte muhtarların sesi olarak biz bunları gündeme getirdik arkadaşlar. Asgari ücret olmasını savunduk ve sosyal güvenlik prim kapsamını almasını istedik.
Bunlar da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde başardık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ediyoruz, değil mi? Değil mi? Evet. Elbette. Hiç yani. Hizmet yaptırmış mıydın o zaman köye? Yaptık. Hizmet, yol yoktu, yolun altyapıları yoktu. Asfalt değil miydi senin zamanında? Yok, asfalt bir kısım geldi, ondan sonra şey oldu. Bunun zamanında sonra... asfalt geldi. Evet. Senin zamanında mı asfalt geldi? Evet. Asfalt en geldi. Azından bir eser bırakmış muhtarımız sayın izleyiciler. Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyoruz. Bu dönem işte bitmeye yaklaşık 7,5 ay falan kaldı değil mi efendim? Doğru. Onun için bu Nurettin Tunay muhtarımın da bu mahalleye bir eser bırakmasını istiyoruz. Tabii. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin ortak olarak yapacağı bir projede bu mahallenin acil olan hangi ihtiyacı varsa yapılmasını seçimlerden önce rica ediyoruz. Burada İsmet'i nasıl yapacağız yani? İsmet'in bazı mahallelerinde yok. Hangi mahalle sokakta efendim? Oralarda komple burası mahalle oldu. Sokak yok, yok. Sokak olarak Karikler Sokağı. Evet. İki mahallede sıkıntı var. İçme suyu sorununda. Evet. Kaynak sularında olan bir şey. Şahsa yani. Evet. O zaman. Şimdi bir sondaj yürüp tek depo yapamazsak bir sıkıntı yaşıyoruz. Depo yapılmalı sayın izleyiciler. Artı depolar hijyenik bir ortama getirilmeli. İçleri fayas döşenmeli. Doğru mu efendim? Doğru. Güneş enerji sistemli klorlama cihazı mutlaka konmalı bu su depolarına. Ama içme suyu eşittir hayattır diyoruz. Sayın ülkemizin ilk başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarımıza yapmış olduğu toplantılarda İçme suyu sorunlarının acil çözülmesi gerektiğini. Artazen, artazen olursa. Evet. Motor pompla sondaj açılırsa sayın izleyiciler çözülmeyecek diye bir şey yok. İşte muhtarım oradan bir tane yerden getirmiş değil mi su? Oraya getirdik. Kendi gücümüz. Kendi imkanlarıyla. Akçadak Belediyesi yardımıyla buraya getirdik. Getirdi. Ancak iki sokak yani biliyorsun burası köylerin ismi mahalle olduğu için oralar artık sokak ismini aldı. Yani eski isimle Mezra. Veyahut da köyken bazı arkadaşlar mahallemiz diyordu. O iki tane yerde içme suyu sorunu var. Her sokakta da 10-15 hane var. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. İçme suyu eşittir hayattır diyoruz. İşte az önce gördük. Arılar da ne yapıyor? Suyu içiyor. Her canlının suya ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, valilerimize, kaymakamlarımıza, daire amirlerine, büyükşehir ilçe belediyelerine seslenerek içme suyu sorunlarının acil çözülmesi gerektiğini toplantılarda söylemişti. Onun için Cumhurbaşkanımızın bu talimatının emir telakki edilmesini araştırmacı gazeteci olarak rica ediyor. Çünkü su olmazsa hiçbir canlı yaşayamaz. Bizlerin de en çok neye ihtiyacı var? Suya ihtiyacı var. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi sizin de izlediğiniz gibi ne yapıyoruz? Biz mahalleye dönüşen köylülerin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri tüm dünyaya ve kamuoyuna duyuruyoruz. Bugün de Malatya Akçadağ Aliçeri Mahallesi. Akçadağ ilçesi Aliçeri Mahallesi muhtarımız Nurettin Tunay ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Yok, bir İnşallah. Evet. Elektrikimizde de sorun var. Ana vatanın zamanında yapıldı. Daha bir sene. Daha 86'da yapılmış değil mi? Evet, 86'da yapıldı. Daha bir sene yapılmadı. Evet. Elektrik hattı direkleri yenilenler orada nedenle okulun yanında görüyorsunuz. Direkt eğilmiş sayın izleyiciler. Geriye doğru da hep ağaç tahta direk, ağaç tahta direkler kışın, var. Kışın hiç yani adama sıkıntı evet, yaşıyor. İlçede birkaç mahalle muhtarımızın sokağı yani mahalleye dönüşen köylerde elektrik direkleri yenilenmiş gördüm. Yeni tek sistem kabloya döşenmiş. Burada da elektrik sorunu mutlaka çözülmeli diyoruz. Dolabı, çamaşır makinesi, televizyonlar herkesin yanmış. Yanında varım içer beşer tane dışarıda duruyor. Ya. Ana vatanın zamanında yapılan doğrusu yani. Devlet devlet. Aynı duruyor evet. Elektrik hat ve direkleri yenilenmeli diyoruz. Muhtarımıza da köyün her sorunu, mahalleye dönüşen köyün her sorununu gündeme getirdiği için teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim.